Nihat Bey, ihtiyaç halinde her zaman beni arayabilirsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Can Bey. Çok memnun oldum. Ben de. Emre Bey, iyi bakın kendinize. Emre, gel atayım seni bir yere. Sen git. Benim arabayı almam lazım. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Efendim Leyla? Emre Bey, ben size karmaşadan söylemeyi unuttum. Bugünün hengamesinden. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum. Dolayısıyla da ofiste olmayacağım. Ama akşamına hemen geri dönüyorum. Aa, seminer 3 gün değil miydi? Niye akşam geliyorsun? Çok maliyetli Emre Bey. Üst düzey yöneticiler, patronlar falan katılıyorlar. Ben tek gün katılabiliyorum o yüzden. Leyla, bir gün sen de üst düzey olacaksın. Parasını falan boş ver. Şirket karşılar. Ben de konuşmacı olarak geleceğim zaten. Hem seni üst düzey önemli insanlarla tanıştıracağım. Öyle mi diyorsunuz Emre Bey? Çok mutlu oldum şu anda. Çok teşekkür ederim. O zaman ben sizin haftalık programınızı da masanıza bırakıyorum yapıp. Tamam. İyi günler. Görüşürüz. Tamam. Sağ olun. Güzel bir yer ama menüsü kısıtlı. Menüsü mü kısıtlı? Ne olsun ya daha menüsünde? Bak, kaşarlı tost var. Çift kaşarlı var, karışık tost var, 3 tane farklı tost var, soda var, çay var, ayran var, daha ne olsun? Adil abi, bana bir karışık daha atar mısın? Tamamdır, yapıyorum. Yalnız malzemeden kısmayalım çünkü bunda salama azdı biraz. Bir de çay ver abi. Çay? Çay sen de mi seviyorsun? Sanem de sürekli çay içiyor. Niye böylesiniz? Seviyoruz. Kardeşim de sever. Sen sevmiyor musun çay? Ben latteciyim. Sen var ya, yemin ediyorum tam bir reklam ajansı cicisisin. Ne alakası var ya? Bizim köyde herkes latte içer. Sizin köyde? Hangi köy bu? Boş ver neresi olduğunu da. Şöyle bir hikayesi var. Yıllar önce Almanya'dan bir gurbetçi geliyor köye. Ondan sonra latte getiriyor yanında da. Herkes çok seviyor. Lattesiz yapamıyorlar. Ondan sonra bütün evlerde latte yapılmaya başlanıyor. Tabii 50 hanelik köyde 3. nesil kahveci var biliyor musun? Bayağı orijinalmiş. Neresi sizin memleket? Çok pardon. Alo, karşıp ne haber? Tamam, olur. Konuşalım. Gel, ben bizim çaycıdayım zaten. Tamam. Tamam, hadi öpüyorum. Bye. Sen hepsi mi geliyor? Konuşacakmışız, canı sıkın biraz. Ha, özelse ben kalkayım o zaman. Yani. Tamam. Bu arada ben bu yaşam koçluğu dersini almak istiyorum. Yani sen zekisin, orijinalsin. Ya modadan falan anlıyorsun. Ben sana ne en koçluğunu yapacağım ki? Bence gerek yok ya, yapmayalım yani. Ama şey oluyor, benim mesela insanlara içimdeki duyguları aktaramadığım, söyleyemediğim zamanlar oluyor. Onlar için gerekebilir. Ama canım, onun için psikoloğa gideceksin. Benim alanım değil ki. Kariyer planlamalarım var, onlarla ilgili belki. Kariyer planlarız çünkü yani o konuda iyiyim ben. O zaman sen beni ara, randevu al. Ondan sonra görüşürüz. Tamam, olur. O zaman ben gideyim. Artık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kalkayım. Evet, görüşürüz. Alo, abi. Aylin neredesin? Şirkete geldim. Otoparktayım. Birazdan toplantıya gireceğim. Hiçbir yere kaybolma. Geliyorum. Konuşmamız lazım. 2 dakikaya oradayım. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Kardeşim, hoş geldin. Gel bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ben Can Bey'in hayatını mahvettim resmen. Çok üzülüyorum. Gel bakayım şuraya. Otur bakayım sen şöyle bir. Ne? Üzülme, ağlıyor musun sen ya? Bir su, çay bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey istemiyorum. Sana ne oldu, neyin var? Ayhan söyledi, geldim hemen. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Emre, bir sakin olur musun? Ya yeter be, yeter! Oyunu bırak artık! İrmik'i yakaladık, her şeyi anlattı. Sen ne yapmışsın? Abimin adını kirlettin de benim de adımı kirletiyorsun. Ya hatırlasana, abimle aynı aileden geliyoruz biz. Hilmi? Emre, Hilmi kim? Ben tanımıyorum öyle birini. Yani ne söyledi sana bilmiyorum ama... Hala yalan söylüyorsun ya.
Motivasyon kampında odama geldin. Gizlice fotoğrafları çekip Hilmi'yi attın. Emre sakın. Dokunma bana. Emre. Seni sevdiğim için yaptım. Dokunma bana. Emre yapma böyle. Ben isteyerek yapmadım. Olaylar benim dışımda gelişti. Ama madem can gözden düştü, madem işten ayrılmak istiyor, bırak gitsin. Zaten en başından beri istediğimiz bu değil miydi? Senin patron olman. Hı? Ya sen ne tehlikeli bir kadınsın. Evet patron olmak istiyorum ama bu şekilde değil. Ailemin onuruna zarar vereceğimi sen nasıl düşünürsün? Ya ben seni nasıl sevmişim? Emre, ben ne yaptıysam senin için yaptım. Bizim için yaptım. Ya biz diye bir şey yok, bitti artık. Sen abimin gururunu yerine bir ettin, ben onun yüzüne nasıl bakacağım? Emre, seninle ilgili bir durum yok. Hilmi zaten benim adımı vermiş. Yine gelecek, bana düşman olacak. Hilmi'yi ben ayarladım. Senin adını falan vermiyor. Neden Hilmi'yi ayarladın? Neden benim adımı vermeyecek? Çünkü beni seviyorsun. Beni korumak istiyorsun. Seni seviyorum öyle mi? Eğer anlatsaydım her şey ortaya çıkacaktı. Kurduğumuz şirket, herkesi, her şeyi kaybedecektim. Şimdi en azından sadece senin küçük kaprisli erkek kardeşin abisinin kıskandığını düşünüyor. Ama seni bir daha halledeceğim. Çünkü en az benim kadar o da bu işin içinde. Beni bir daha sakın arama. Seninle işim olmaz. Bitti. Emre. Emre. Açıklayabilirim. Sen yanlış anladın. Olaylar o şekilde olmadı. Bu şekilde bitiremezsin. Lütfen biraz daha konuşabilir miyiz? Kom. Ya sen bu olayın içinden nasıl çıkacaksın be kardeşim? Hiç bilmiyorum. Ya önce nişanlım yalanını uydurdum. Sonra Emre Bey'in şirketi baltalamasına yardım ettim. Can Bey'in fikir hırsızlığı damgası yemesine sebep oldum. Ya bunlardan birini öğrense benim yüzüme bakmaz bir daha. Bir de sen yüzüne bakmasından fazlasını istiyorken. Ne yapacaksın? Var mı bir şey aklında peki? Her şeyi anlatacağım ona. Benim ne kadar iki yüzlü bir insan olduğumu öğrenecek. Emre Bey'in nasıl biri olduğunu öğrenecek. Zaten ondan sonra çıkıp gidecek hayatımdan. Sonsuza kadar. Ya da istifa edeceğim. Ben çıkıp gideceğim hayatımdan. Ama iki türlü de ben Can Bey'i bir daha göremeyeceğim. O da böyle ne gider herhalde bilmiyorum. Yani Sanem sen de koskoca dünyada gidip patronuna aşık oldun ya. Ya en baştan zaten imkansız aşk değil miydi? Ya yani sen öyle demiştin. Ya ben fazla bir şey beklemedim ki. Yani ben onun yüzünü göreyim, sesini duyayım. Gerçekten fazla bir şey istemedim. Ah be kardeşim be. Sen nasıl böyle aşık oldun be? Yapma ya. Yuh! Bu nasıl bir hareket? O milyonlarca kez yazıklar olsun. Daha aşkınızın dedikodusunun alevlerinin külü tutmamış. Şu anda sizi sarmaş dolaş görüyorum. Birazcık izan, birazcık saygı, birazcık edep yahu. Ya Muzaffer bak hiç sırası değil abi. Daha sonra konuşalım olur mu? Ne zaman konuşalım oğlum? Ne zaman konuşalım? Osman sen Zebercet'e al. Biz geleceğiz arkanızdan hadi. Geliyorsunuz arkamdan. Hadi gel. Sen bana anlat derdin neymiş bakalım. Benim derdim sensin oğlum. Yemin ediyorum seninle hesaplaşacağım. Seninle yüz yüze görüşeceğiz. Gel bakalım. Anlatıyorum. Diyorum ki Sanem'le abim nişanlı falan değil diyorum. Anlamıyor. Kalın kafalı ya. Çocukken de böyleydi. Değil mi? Anlamıyordu biz söyledik falan. Ben ne yapacağım Ayhan ya? Ay tamam ya. Şişt kardeşim böyle yapma. Bulacağız bir yolunu. Sanem? Cece. Niye ağlıyorsun? Hiç ya benim biraz moralim bozuk. Ben biraz yalnız kalayım. Konuşuruz sonra. Ne oldu ya? Niye geri geldin sen? Ha şey için geldim ben. Numaranı almamışım. Randevu için arayacağım ya. O yüzden numaranı alayım diye geldim. Bir de acelesi mi var? Anlamadım ki ben. Alırdın yarın Sanem'siden. Alırdım da akşam mesajı atarsam diye randevu için. O yüzden hemen alayım dedim. Ver şimdi istersen. Çünkü 4 kilometre yürüdüm geri. İstersen ver. Yazayım. 0:30. Hı-hı.
siz iyi misiniz? Ne işin var burada? Emre Bey, ben 3 günlük programınızı yapar öyle çıkarım demiştim ya bugün size. Anca bitti işim işte. Emre Bey, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ben de saatlerdir bu soruyu soruyorum kendime. Yapabileceğim bir şey var mı? Nerede yanlış yaptım? Emre Bey, siz yani ne kadar büyük bir yanlış yapmış olabilirsiniz ki? Siz harika bir insansınız. Senin bir sırrın var mı? Herkesten sakladığın, söylemekten çekindiğin. Sırrım yok. Yani işe gidip gelen sıradan bir hayat yaşayan biri olduğum için öyle çok sırlarım da yok benim. Her insanın karanlık tarafları vardır. Bir ya da birkaç sırrı. Sır açığa çıkınca da değer verdiğin her şey. Neyse. Seni de akşam kilitledim. Sen de git evine. Yok, estağfurullah. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Emre Bey, sizi evinize kadar eşlik etmem ister misiniz? Eve falan gitmiyorum. Oldu o zaman. Ben şu şeyi şöyle alayım. Telefon da sizlere ömür herhalde. Peki. Seminerde görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar. Polen. Ya kusura bakma, arayamadım. Çok 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 özür dilerim, haklısın. Evet evet, çözüldü. Ya üyeliğimi geri almam biraz süre alacak ama yani aklandım sonuçta. Aynen. İyi miyim şu an? İyiyim, gayet iyiyim. Evet ya, gelecektim de gelemedim işte. Geleceğim ama, en kısa zamanda geleceğim yanına. Aynen, konuşmak için. Evet. Ne konuşacağız? Yani Polen, biliyorsun bence. Yani anlıyorsundur diye düşünüyorum. Olmuyor Polen. Yani olmuyor. Biz birbirimize karşı hep dürüst olduk, değil mi? Ya yani, bu hayatta beni en iyi tanıyan sensin. Olmuyor yani. Olmuyor. Yok, hayır, başka biri yok. Yani senin düşündüğün anlamda biri yok, hayır. Polen, bunları gerçekten duymak istiyor musun ya? Tamam, evet, biri var. Biri var ama aramızda bir şey yok. Kafam bayağı karışık Polen. Evet. Yani allak bullak oldum. Polen, ne olur daha fazla soru sorma, tamam. Geleceğim yanına en kısa zamanda. Yüz yüze konuşacağız. Tamam. Tamam. Sana? Can Bey, sizinle bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Gelebilir miyim? Sanem kurtardı seni, Sanem. Sanem kurtardı seni. Çocuğun izin ol bulmuş. Gel buraya. Sanem. Nasıl oldun ablacığım? Birazcık daha iyi misin? Başın ağrıyor mu? İyiyim, iyiyim. Geçti. Sen annen. Ben de ofise gittim. Kalan bir iki tane işim vardı, onları toparladım. Ay Sanem, sana ne diyeceğim? Emre Bey ofisteydi ve sarhoştu, biliyor musun? Ay, o kadar kötü bir durumdaydı ki adam darmadağın olmuştu. Beter olsun, iyi olmuş ona. Aa Sanem, niye böyle konuşuyorsun ablacığım? Hiç yakışıyor mu sana? Adam seni evin önüne kadar getirdi. Nasıl da endişeliydi? İyi, tamam ya. Tamam. Benim şimdi yatmam lazım. Yarın sabah çok erken kalkacağım çünkü. Ama başın ağrırsa ya da miden bulanırsa hemen bana seslen, tamam mı? Abla de, ben gelirim yani. Bir kulağım sende. Tamam mı ablacığım? Tamam.
Hadi iyi geceler. Alo, Can Bey, günaydın. Günaydın Leyla. Sana bir merak ettim de dinleniyordur diye rahatsız etmeyeyim seni arayayım dedim. Can Bey, Sanem aşağıdadır. Muhtemelen kahvaltı ediyordur şimdi aşağıda. Bir bakayım ister misiniz? Öyle mi? Tamam, yok yok, gerek yok. Sağ ol Leyla, görüşürüz. Can Bey, ben dün gece Emre Bey'i gördüm ofiste. Pek iyi görünmüyordu. Acaba eve geldi mi Sahsel? Evet ya, gelmemiş eve. Ofiste miydi? Ay evet, ofiste kaldı demek ki. Tamam, bakarım ben, sağ ol. Sen neden bu saatte buradasın? Oğlum yoksa sen akşamları sevgilim var diye beni yiyip işe mi geliyorsun? Hı? Sevgilim yok artık. Oo, ondan demek buralarda sabahladık. Arasaydın dertleşirdik, gelirdim. İyi misin? İyiyim. Her yerim ağrıyor. Barut gibi de kokuyorsun. Git bir duş al, birazdan basın toplantısı var. İşe alırım orada mı? Telefon. Tutunarak çek. Düşeceksin. Geleceğim bak. Yarım saate geliyorum. Üzerimi değiştirip tamam mı? Kolay gelsin Nihat Bey. Ha, hoş geldiniz Arslan Hanım. Light yoğurdu var değil mi sende? Var var, hemen geliyorum. Buyurun, ben vereyim size. Buyurun Arslan Hanım. Yoğurdunuzu da alın şuradan. Ha. Sende zerdeçal var mı? Yok. Bende zerdeçal ne arasın? Hayırdır? Vallahi artık dikkat ediyorum Nihat Bey. Zerdeçallı yoğurt atan 6 kilo verdim. 6 kilo? Ne kadar? 4,70. Vallahi ben göbeği tarsam 6 kilo gelir. Vallahi zerdeçal getirirsen alırım. Bak senin de ihtiyacın varmış. 4,75-25 kuruşunuz orada. Olur, getiririm. Tamam, sağ ol. Buyurun. Hadi iyi günler sana. Size de iyi günler. Oo, Aysun Hanım. Hani siz rakip bakkallardan alışveriş ediyordunuz. Hayırdır, ne oldu? Allah aşkına, mahallede başka bakkal mı var? Aman inşallah açılır da sizin de yolunuz bir daha düşmez buralara Aysun Hanım. İnşallah. Benim acil tereyağı almam lazım. Tereyağlı bulgur köftesi yapacağım Nihat. Mevki Bey, Aysun Hanım'ı gördün mü? Ne kadar zayıflamış. Böyle genç kızına geri dönmüş. Bu zerdeçallı yoğurt ne bir şey yapıyormuş. 6 kilo vermiş. Ya baksana bize, böyle yan yana gelince böyle kaleyi fethetmeye giden topçu birliği gibiyiz. Acaba biz de mi rejim yapsak? Ha? Kaleye giden topçu birliği diyorsun, göbek. Göbek diyorsun. Ya da ben sana tereyağı vereyim. Yok, istemez. Ben gideyim. Topçu birliği gibi göbeğimi, kalın kafamı da alıp gideyim ben. Şu kalın kafamı da alıp gideyim ben. Mevki ve tereyağını unuttun. Neyse, ben akşama getiririm. Sanem, ya Sanem neredesin? Seni arıyorum. Can Bey nerede, geldi mi? Geldi, herkes geldi. Aşağıda seni bekliyoruz. Herkes mi? Evet, hadi hadi yürü yürü hadi. Güles. Bir hacker'ın bilgisayarıma girip tasarımlarımı çaldığını ve eski tarihliymiş gibi internete yüklediğini öğrendik. Hacker bulundu ve suçunu itiraf etti. Hukuki süreçle avukatlarımız ilgileniyor. Bu süreçte kampanyanın yüzü olan Sanem Hanım da benimle birlikte mağdur oldu. Benim için çok zor bir dönem oldu ve bu dönemde beni yalnız bırakmayan tüm ekibime, dostlarıma, özellikle de ortağım, kardeşim, yoldaşım Emre'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak hepinizin huzurunda gizli kahramanım Sanem'e,
bana verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Aker'ın bulunmasına ve benim aklanmamı sağlayan kişidir aynı zamanda. Sanem çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Sanem, bana gelir misiniz? Arkadaşlar bir de bu hackerlık falan hiç hoş değil. Yani teknolojiyi olumluya kullanmak lazım. Lütfen onlara dikkat edelim. Olur mu? Çocuğum tamam. Tamam. Ha, birkaç bir şey diyecektim de. Arkadaşlar teşekkürler. Gel gel. Sen. Yok. Oturmayayım Can Bey. Hiç teşekkür edemedim sana. Can Bey, Ayhan'la CC gitti zaten Hacker'ın peşinden. Ben gitmedim ki. Gitmelerini kim söyledi? Sen. Neyse zaten ben şu an Hacker'dan bahsetmiyorum, işten de. Neden bahsediyorsunuz? Senden bahsediyorum. Sanem, hayatım boyunca uğraştığım, beni ben yaptığına inandığım tek bir şey vardı. O da fotoğrafçılığım. Onun dışında beni bağlayan her şeyden kaçtım, her şeyden uzak durdum. Sadece fotoğraf makinem ve ben. Yalnızlığı seçtim. Fotoğrafçılık lisansım elimden alındığında ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kaçmak istedim, uzaklaşmak. Bir daha dönmemek, belki bir adaya yerleşmek. Ama olmadı. Dünyam yıkılmadı. Çünkü sen var. Yıllar sonra güvenebileceğim yeni bir insan. Can beyefendi. Sanem. Geçen gün evime gelip bir şey itiraf etmek istedim. Söyleyemedim. Bir arada kaldı. Ne söyleyecektin söyler misin? Hiçbir şey. Can Bey siz herhalde yanlış anladınız. Ben işle ilgili bir şeyler söyleyecektim ama şu an hatırlamıyorum. Sanem. Yapma çocuk yok karşında. Can Bey. Gerçekten söyleyecek bir şey yok diyorum. Bunda anlaşılmayacak ne var? Renk ya. Hep böyle tozu lekeyi belli ediyor. Ay anne tamam ya. Vallahi dövdün mü temizledin mi belli değil yani. Bana bak çocuğum oralarda dikkat et kendine. Sakın hasta olma tamam mı yavrum? Anneciğim neden hasta olayım durduk yere? Adettendir. Anneler söyler öyle şehir dışına çıkarken çocukları. Cevap verme. Bir de bak benim sinirimi oynatmayın. Sakın zerdeçallı yoğurt yemeyin ha. Zerdeçallı yoğurt ne ya? Zerdeçallı yoğurt işte. Zerdeçalı yoğurt koyuyorsun. Zerdeçallı yoğurt işte. Yeme zerdeçal merdeçal. Tamam anneciğim. İyi çocuğum ya. Hadi sen içeri gir, bekleme. Kız, ay anne. Çabuk gel. Tamam anneciğim, ya üç günlüğüne gidiyorum zaten. Sıkılırım ben. Çabuk gel, ben sıkılırım. Tamam yapma böyle bak, ağlatacaksın beni. Hadi gir. Hadi, hadi. Hadi ben kaçıyorum. Kolay gelsin. Leyla, günaydın. Gidiyor musun? Aa Osman, senin ne işin var bu saatte burada ya? Ha, ben bavullara falan yardım ederim diye düşündüm ya. Sen dün gideceğim falan deyince öyle şey ettim. Ya yok bu böyle çekecekti ya. Kendim hallediyorum, sorun olmuyor. Ha, yok ya, o ağırdır. Ben yardımcı olayım sana. İyi peki. Aslında havaalanına falan mı bıraksam seni? Ha, iyi olurdu aslında ama şirket araç yolluyor şimdi beni alsın diye. Ha, tamam. O zaman burada seninle bekliyorum. Tamam peki. Ama şurada gölgede bekleyelim ya. Hadi gel vallahi sıcak dayandım. İki dakikada gel. Of çok sıcak. Sen üç gün gidiyorsun değil mi şimdi? Hı. Bayağı da uzunmuş ya. Ya işte uzun gibi geliyor ama bana öyle uzun gelmiyor vallahi Osman. Kariyerim için o kadar önemli ki bu seminer çünkü çok heyecanlıyım. Kim bilir kimlerle tanışacağım kimlerle. Kim bilir kimlerle tanışacağım. Yani şimdi ben aslında bir günlüğüne gidebiliyordum ama Emre Bey beni üç günlüğüne yolluyor. Şimdi şirketin gözde elemanı olduğum için çok iyi bir insan ya. Yani öyle görünüyor valla.
Maşallah maşallah. Hı. Aa geliyor. Ha. Ay VIP araç yollamışlar. Sana diyorum harika bir insan. Görüyorsun. Merhaba. Osman'cığım hadi seni öpeyim. Onları da... Ben veririm. Tamam canım. Çok güzel. İyi yolculuklar. Bay bay görüşürüz. Abi aman dikkat et. Devi VIP araç ya. Ben bu şirkette bir dakika daha duramayacağım, istifa edeceğim. Senin bir dur ne oluyor? Ben duramam. Ben Can Bey'in yüzüne bakamıyorum söylediğim yalanlardan sonra. Her şeyi anlatacağım ona. Sakin olur musun? Şu an kendi vicdanını değil, yaptıklarının sonuçlarını düşünmen lazım. Senin de benim de sakinleşip bir plan yapmamız lazım. Sizle ben plan yapacağız. Şaka mı bu ya? Sen hem bir dinle. Şimdi gitmem. Çok dikkat çeker. Yani izin ver 2-3 gün düşüneyim. O zaman istifa edersen ne dersin? Emre ol ben de çok pişmanım, üzgünüm. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Bakın Emre Bey ben yapamam. Ben ya istifa edeceğim ya da Can Bey'e her şeyi anlatacağım. İstifa etmek istemeni anlıyorum. Seni zorla tutamam burada. Ya bir iki gün daha idare et. Sonra nereye gitmek istersen git. O kadar pişmanım ki. Bu ne? Bu yeni bir hayata başlaman için. Galapagos'a git. Hayallerinin peşinden git. En azından bunu yapayım senin için. 500 bin lira. Sus payı mı? Saçmalama senin. Yaptıklarımın bedeli yani... Bana yaşattığınız hiçbir şeyin bir karşılığı, bir payı olamaz. Senin tamam, tamam özür dilerim. Ya birkaç gün daha kal. Benim için değil, senin için. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Size de hayırlı günler Serap Hanım. Bu da benden toruna. Sen. Rami, bir çay. İyi günler Serap ablacığım. İyi günler canım. Mevki be! Hoş geldin Mevki be. Vallahi gözlerim yolda kaldı. Kurt gibi acıkmıştım. Oh, bulgur köftesi. Keşke 3-4 tabak daha getirseydim. Çünkü acayip acıktım. Oh, mis gibi de kokuyor. Bu ne Mevki be? Koli. Brokoli. Haşlanmış. Bulgur köftesine ne oldu? Hayal oldu, düş oldu, bir hoş sada oldu. Siz fit olun, incelin o göbeği eritin diye. Hadi afiyet olsun. Hadi. Bundan sonra böyle. Gene ne oldu ya? Rami. Ah. Brokoli. Fit olursun. Çok sağlıklı ye. Otur. Ne oldu, niye çağırdın beni? Seni dinliyorum, söyle. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Bir şey almadım kardeşim, sağ ol. Bana alacağımı düşündüğüm yüzüğü Sanem'in elinde gördüm. Sonra sizi el ele gördüm. Aranızda bir şey var sandım. Delirdim. Senden ve abinden intikam almak istedim. Çok üzgünüm Emre. Ailen mi intikam? İntikam ve ailen. O kadar güzelsin ki insan inanamıyor bu kadar kötülük barındırdığına içinde. Biz nasıl bu hale geldik? Ben nasıl böyle iğrenç bir adam oldum? Emre, düzeltemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnan. Babam seni haksız yere işten attı. Evlenecektik, olmadı. Benim babamı şirketi kaybetme korkumdan bunları kabul ediyorum. Sana sahip çıkamadım. Senin elinden tutup ailenle gidiyorum diyemedim. Kabul ediyorum. Ya birkaç küçük iş paslayayım dedim sana. Moralin düzelsin dedim. Açıp olmayayım derken
Bir iş daha, bir iş daha. Senin hırsın yüzünden şirketini, ailesini, abisini, işleri baltalayan iğrenç bir adama dönüştüm. Her şeyi mahvettin Aylin. Beni de, abimi de, bizi de. Emre, hepsi geçecek. Yine birlikte olacağız. Biz ayrılamayız. Birbirimiz olmadan yapamayız. İnan yüzünü görmek istemiyorum şu an. Seni görmek istemiyorum. Emre, lütfen. Her şey geçecek. Kimse bilmeyecek. Abin bilmeyecek. Konu kapandı. Sanem biliyor, Sanem. Fotoğrafları ben getir dedim. İstifa edeceğim, Can Bey'e her şeyi anlatacağım deyip duruyor. 2-3 gün kalmasına zor ikna ettim. Ben onun konuşmasını nasıl engelleyeceğim? Aşkım konuşmaz o kız. Merak etme. Zavallım aşık olmuş Can'a. Ne saçmalıyorsun sen? Siz erkekler ne kadar es geçiyorsunuz bazı detayları. Hiç fark etmedin değil mi? Can'a nasıl bakıyor, karşısında nasıl titriyor. Senin hayatında polen var. Sanem'e bakmaz. Abinden bahseden kim? Kız aşık diyorum. Şirkette birkaç gün daha sen istediğin için mi kalıyor sanıyorsun? Kalıyor çünkü gidemez. İstese de yapamaz. Can'ı görmeden duramaz. Ateşin etrafında dönüp duran pervaneler gibi. Çaresiz. Belki her şeyi açıklamak ister. Seni de kendini de ele verip rahatlamak. Ama yapamaz. Can'ın ondan nefret etmesini göze alamaz. Nasıl eminsin bu kadar? Çünkü bir kadın severse kaybetmeyi göze alamaz. Ne pahasına olursa olsun. Bırakma beni. Sana kendimi affettireceğim. Söz. Seni çok seviyorum Emre. Beni sevseydin keşke. Ama sen kendinden başka kimseyi sevmezsin. Beni bir daha arama. Bitti. Emre. Sanem, iyi misin? Evet evet, bir fena oldum. Toz alıyorum, ne yapayım? Kahve içer misin? Kahve getireyim. Yok, sağ ol ya, sağ ol. Gerçekten çok içtim bugün. Sanem, Sanem, sen şu tavuk şeysinden mezundun değil mi? Evet. Gelsene 2 dakika. Geleyim. Ya şimdi ben de bir organik yumurta reklamı yazıyorum da... aklıma şu fikir geldi de. Bendesin, Sanem, Sanem. Dinliyorsun, bendesin, bende kal. Dinliyorum. Heh, şimdi kahverengi beyaz yumurta böyle yan yana görüyoruz ekranlarda. Ben de şöyle bir slogan buldum. Galina yumurta. Dış görünüşe kapılma, yumurtasız takılma. Nasıl? Güzelmiş. Gülmedin. Demek ki komik değilmiş. Ama komik olması gerekiyordu. Ya benim canım sıkkın da ben ondan gülmemişimdir. Tamam bak, bir de şöyle bir şey var. Bendesin, bendesin, dinliyorsun. Galina geleano geli... Nano ge... Neydi bu ya? Yok, bu da olmadı. Ben ne yapacağım ya? Bu tavuk ne yapsa acaba ya? İstifa etsin bu tavuk. Alın bunlar çıkış evraklarım desin. İstifa ediyorum desin. Ya sevin ya da benim gerçekten bırakın gideyim desin ya. Süper süper. Çok iyi. Çok da komik olacak biliyor musun? Yani hakkını arasın. Sakince tabii. Çok iyi oldu bu. Bunu yazıyorum ben. Ben bunu yazarım. Çok komik oldu. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen bir dahisin. O tavukları küçük oynat ama. Pozitif feedback almazsa kovulursun. Ona göre bunu düzenle. Anladın mı? Bunu tamam sen halledersin. Sanem. Sana bir şey söyleyeceğim. Artık duramıyorum ben. Yapamıyorum yani. Saklayamayacağım. Neyi saklayamayacaksın ya? Sanem, sen nişanlı değilmişsin. Niye yalan söyledin bana? Ha? Niye yalan söyledin ya? Bana niye yalan söylüyorsun ki? Gelsene Cevci. Ha? Otur şuraya arkadaşım. Tamam. Anlat.
Şimdi bak. Gülis, sen hem nerede? Şu tarafa doğru gideceğim ben. İsterseniz ben de yarın... Benim nişanlım yok. Yani... Nişanlım... Yani ayrıldık biz Osman'la. Ha, o yüzden yok, anladım. Niye ayrıldınız? Yani Osman benim çok eski arkadaşım. Biz beraber büyüdük Osman'la. Yani çocukça bir şeydi. Yanlış anlamışız öyle hislerimizi. Nasıl hisleri yanlış? Nasıl çocukça bir şey ya? Çünkü ben karanlıkta hiç görmediğim biriyle öpüştüm ve ona aşık oldum. Sen nişanlıyken biriyle mi öpüştün? Kim o? Albatros. Albatros, Albatros. Ne oldu Albatros? Ne oldu onunla? Ya onunla hiçbir şey olmadı. Ben başka bir adama aşık oldum. Beni asla sevmeyecek bir adama aşık oldum. Şimdi sen nişanlısın. Albatros var. Bir de seni asla hiç sevmeyecek bir adam var. Ne nasıl bu bir hikaye mi? Ne nasıl masal mı yazıyorsun ya sana? İşte o yüzden ayrıldık. Neyse Cece gitmem lazım şimdi. Tamam. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir an bana yalan söyledin sandım. Özür dilerim öyle düşündüğüm için. Cece. Sen Fabiye Can'la sen hem nişanlı diye yalan uydurdun ya, ben de öyle bir şey uydurdum. İşte benim gerçekten hiçbir zaman nişanlım olmadı, tamam mı? Ama hiç kimseye söyleme bunu. Ben sır tutamam ki. Sır tutamam ben. Sır tutamam. Kimseden çık oradan. Çıkın be. Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Yalnız bırakın. Kimseyle konuşmamam lazım benim bugün. Kimse. Kardeşim, Sanem'sinin başına bir şey geldi değil mi? Ayağını falan mı burktu? Ayağım burkuldu Sanem'in. Ayağını mı burktu Sanem? Yok, o anlamda değil ya. Hani bizimki sakar ya. Kesin başına bir şey gelmiştir. Geçen gün de zaten dizini yaralamıştı. Kafasını falan mı çarptı? Ay, ben onu mu konuşmaya geldim ayağın? Neyi konuşmaya geldin? Kapıyı öyle mi çalıyorsun ki? Alacak mı gibi? Dedim seni karşımda görünce kesin bir felaket bir şey oldu. Bak bana bir. Bak iyice bir bak. Bakıyorum. Çocuğum, mum gibi eriteceğiz beni. İşe aldım seni. Böyle yarım gidecek benim. Böyle yarım gidecek, yarı yarıya kalacağım ben. Zayıflat beni. Meykabe teyze. Ha. Aşağı havlayan köpek pozisyonuna geçiyoruz şimdi. Elini bırakıyorum. Hı. Ama bırakıyorum. Ay ben bilmem öyle köpek mepek. Allah! Ay, ay bacak. İyi misin? Kızım ne gerek var böyle şeylere köpek mepek. Yapalım işte insan gibi. Gel kalk. Su iç, bir mola verelim. Ah. Köpek pozisyonu zor zaten. Savaşçı pozisyonuna geçelim o zaman. Ha işte bak, o olur. Şey, Nihat görsün benim içimdeki savaşçı ya. Allah! Ah. Görsün. Heh. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Sağ ayak öne. Sol ayak yana doğru. Heh. Ağırlığımızı solumuza doğru veriyoruz. Heh. Avuç işlerimiz karşı yukarıya. Buradan böyle çekiliyorsun. Aman, aman dikkat et. Heh. Tam bir savaşçıyız. Derin nefes alıyoruz. Ver. Bütün negatifliğimizi toprağa bırakıyoruz. Gevşiyorum. Kızım, benim gevşemeye değil sıkılaşmaya ihtiyacım var. Çocuğum beni zayıflatsana, sıkılaştırsana. Ne yapıyoruz biz burada ya? Tamam tamam, sen gerilme Mevkime teyzeciğim. Derin nefes al versen. Ben bulacağım daha iyi nasıl zayıflanır. Söz veriyorum sana, tamam mı? Ama yani yogayı da bir gerginlikten uzak bir şekilde bitirelim. Alalım nefesimizi. Döktün kahveyi ya. Hep döktün. Oraları ben temizliyorum. Şuna pis pis çık şuradan. Buradan çık böyle git. Git buradan. Cece. Can Bey Sanem'i arıyordu. Buldu mu acaba? Niye bana soru soruyorsun şimdi? Ha? Ben nereden bileyim ki? Nereden bileyim? Ben bilmiyorum ki. Buldum mu bulmadım mı bilmiyorum. Bugün sadece kahveyle ilgili soru var. Yoksa soru sorma bana. Bana soru sorma. Cece. Bak sen kesin bir şey saklıyorsun. Sen zaten ne zaman sır saklasan hep böyle davranıyorsun. Ha, yok bir şey saklamıyorum. Vallahi bir şey saklamıyorum. Hiçbir şey saklamadım. Sanem'le ne fısıldaşıyordunuz burada? Ha, Sanem'in canı mı sıkkın? Ha, yok normal fısıldaştık. Bir şey demedik. Bir normal konuştuk. Kahveler nasıl güzel mi falan gibi konuştuk. Öyle konuştuk. Söyle söyle ne oldu söyle. Hı? Söyle ne oldu Sanem'e? Yok bir şey olmadı ya. Söyle söyle bir şey olmuş söyle. Evet.
Evet. Aslında sana mı? Evet. Evet, ne olmuş? Söyle. Olmamış. Hiçbir şey olmamış. Bir şey olmamış. Kopurttu vardır. Ne olmuş? Söyle. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Söyle. Sanem var ya. Evet, evet. Söyle. Sus. Sus. Soru sorma. Ne olur. Soru sorma. Bir şey yok. Stresli. Stresliyiz. O yüzden hepimiz kovulma stresindeyiz. O yüzden öyle şeyler oluyor. Hep ondan oluyor. Cece, hadi söyler misin? Sanem. Sanem aslında var ya. Evet. Cece. Cece. Ağzından laf almaya çalışıyorsun. Ağzından laf ala çıkıyorsun. Cece. Soru sorma. Soru sorma. Sen var ya, kesin bir şey saklıyorsun da. Neyse, yakında çıkar kokusu onu.